Teoride hepimiz kilo vermenin kuralının aldığımızdan fazlasını harcamak olduğunu biliyoruz. Ve bu farkı ne kadar büyütürsek o kadar hızlı kilo vereceğimizi. Alınan kaloriyi yemek, harcanan kaloriyi egzersiz olarak düşünürsek, yemeği iyice azaltıp sporu maksimuma çıkardığımızda çok hızlı kilo verebiliriz. Fakat daha önce hızlı kilo vermeye çalışmış olanlar çok iyi bilirler. Hızlı kilo verme çabaları hep bize karşıdır. Gerçekte böyle büyük hedefler koyulduğunda ya aşırı spor yapmaktan bitkin düşersiniz ya da sağlıklı yemek hazırlamak için harcadığınız çabadan bunalırsınız. Bu yüzden bu tür girişimler genelde kısa soluklu olur ve verdiğinizden daha fazla kilo alımıyla sonuçlanır. Fakat korkmayın. Yine de hızlı kilo verebilirsiniz. Bunun için sadece doğru stratejileri belirlemeli ve süreciniz için gerekli ön hazırlığı yapmalısınız. Hemen ilk stratejiyle başlayalım. Hızlı kilo vermek istiyorsanız yeterli su içmek zorundasınız. Kiloluysanız ve kilo vermeye çalışıyorsanız metabolizmanın yavaş olduğundan, sindirim probleminden, ödem şikayetinden ve doymamaktan yakınırsınız. Ve bu sorunların hepsinin çözümü su. Su içmek metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler, ödem atar ve tok tutar. Hızlı kilo vermeye çalışanlar özellikle karbonhidratı kesmekle işe başlarlar. Fakat karbonhidrat da vücut için gereklidir ve tamamen kesmek sizi her gün diyetinizi bozmaya zorlar. Sabırsız olursunuz, her gün ne zaman o sevdiğiniz tatlıyı yiyebileceğinizi düşünürsünüz. Karbonhidrat tüketin fakat saat 3'e kadar. Meyve yemek tatlı ihtiyacınızı giderir. Elma ve çilek grubu meyvelerin lif oranı yüksek olduğu için şeker hızlı yükseltmez, tok tutar ve yağ kaybına yardımcı olur. Fakat meyvede karbonhidrat olduğu için saat 3'ten sonra tüketmeyin. Protein uzun süre tok tutar, kas kaybını önler, vücut direncini yükseltir. Sebzeler de vücut direncini yükseltmekle birlikte tokluk sağlar ve neredeyse kalorisiz olduğu için kilo vermenize yardımcı olur. Kilo verirken, özellikle hızlı kilo verirken vücut direncinizi korumak önemlidir. Direnç düştüğünde vücut yağ yakmak yerine kendini savunmaya geçerek yağ depolamaya başlar. Bu yüzden her öğününüzde protein ve sebze tüketmeye özen gösterin. İçerek kalori almak, yiyerek almaktan çok daha kolaydır. Kalori içerek hiç farkında olmadan vücudunuza fazla enerji almış olursunuz. Oysa kilo vermek için kısıtlı enerji hakkınız var ve bu hakkınızı yemekten yana kullanırsanız daha rahat kilo verebilirsiniz. Hızlı kilo vermek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu stratejilerle başlayabilirsiniz. Hızlı kilo vermeye başlamak için işe yarayan bir yöntem de aralıklı oruç diyetidir. Bu diyetin ayrıntılarını başka bir videoda işleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.